Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ütü temizliği hakkında bilgiler vermek istiyorum. Çokça YouTube'da ve diğer sosyal medyalarda dolaşan ütü temizleme önerileri var arkadaşlar. Bunlar hakkında size birkaç bilgi vermek istiyorum. Mutlaka dinleyin bu kısmı. Bazılar arkadaşlar ütünün içindeki kireçleri, yani bazı kişiler ne ile temizliyor? Elma sirkesiyle temizliyor arkadaşlar. Ben elma sirkesiyle yaklaşık 3-4 hatta 5-6 ayda olmuştur bilmiyorum. Elma sirkesiyle ütümü güzelce temizledim arkadaşlar. Fakat temizlediğime bin pişman oldum. Ve çokça araştırdım. Dün birçok videoya baktım. Sizlere bu videoyu çekme gereği duydum. Çünkü benim gibi sirkeyle temizleyen veya alternatif olarak limon tuzuyla ütüsünü temizleyen kişilerin çoğunun ütüsü bozulmuş arkadaşlar veya şu altındaki tabanı düşmüş. Ben birçok kanalda araştırdım, videolara baktım. Mesela bazı videolarda çok güzel çıkardı, teşekkür ediyorum diyenlere inanmayan arkadaşlar. Tamam, çıkarmış olabilir. İlk seferde benimkini de çok güzel çıkardı ama daha sonra kullana kullana elbiselerimin üzerine sarı sarı lekeler, böyle değişik lekeler bırakmaya başladı ve ütümün tabanını her zaman silmek zorunda kaldım. Şunun gibi, mesela şurada göstereyim size, şunun gibi böyle akıntılar olmaya başladı. Yani insanı ütüden bıktırdı. Mesela o yorumlara baktığımızda bazı yorumlar siliniyor arkadaşlar. Mesela kötü yorumları siliyorlar. Hemen videomun şuralarına o yorumları da ekleyeceğim. Bulabildiğim yorumları sizin için derledim. Mesela orada ütüm bozuldu diyen mi ararsın? Ütüm mahvoldu diyen mi ararsın? Tabanım düştü. Çok sağ olun, ütüm yanık, kokusu geliyor gibisinden birçok video var. Şu an şuralarda görüyorsunuzdur onları. Bunlar arkadaşlar çok mu ya akılsız? Yani biz akıllıyız, tamam, ütümüzü temizledik de bu insanlar çok mu akılsız sanıyorsunuz? Yani ütüsü eski olanlar, özellikle ütüsü eski olanları kesinlikle limon tuzu bozuyor. Yorumlarda sabit şekilde anlatıyorum. Çünkü bozulan kişiler oralarda yorum yazmış. Bazı kanal sahipleri sırf para uğruna bu şekilde ütüm nasıl temizlenir, ütü nasıl tertemiz olur, kireçleri temizleyin gibisinden kanal sahipleri video paylaşıyor. Şu an ben de video paylaşıyorum ama benim vicdanım rahat. Onların vicdanını bilemiyorum. Aşağıda birçok kişi yorum yazdı. Görüyorsunuz onları da. Yani bir ütü bu zamanda kolay alınmıyor arkadaşlar. Kimsenin vebaline girmeyin. Kimseyi yalan yanlış bilgilendirmeyin. Mesela burada koydum aklıma gelenleri ve yorumda gördüklerimi. Elma sirkesi, normal ev sirkesi denemeyin. Elma sirkesiyle yapın diyorlar. Ama elma sirkesiyle ben denedim ve bin pişmanım. Ondan sonra arkadaşlar kesinlikle musluk suyu kullanmıyordum zaten. Arada bir koymuştum. Ondan sonra hep içme suyu, hazır aldığımız sulardan kullandım. Şu an biraz biraz temizlenmeye başladı. Tekrar göstereceğim size arkadaşlar. Daha sonra limon tuzu kullananlar var. Porçöz özellikle, kesinlikle sizi uyarıyorum. Benim mutfak tezgahımı mahvetmişti. Yeni yeni kendine geliyor. Artı hemen göstereyim size. Evet arkadaşlar, şöyle de göstereyim size musluğumun son halini. Porçöz döktükten sonra bu musluk bu hale geldi arkadaşlar. Ben kiracı olduğum için değiştirmedim. Evi boşaltırken yenisini alıp takmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi ne hale gelmiş musluğun rengi. Bakıra dönmüş. Yani bir de bunu ütüde kullanmayı de düşünün yani. Ütünün içinde sadece krom, metal yok. Birçok kablo vardır, birçok demir vardır. Hazır videoları da vardır. Ütünün açık pozisyonunda videolar var. Onlara bakın. Birçok kablo, demir var bunun içine. Siz bunun içine porçosu dökerseniz paslanma olur. Benim mesela daha önceki videomda bulaşık yıkayıp kurutmalığım vardı. Demirimi paslandırmıştı porçosu. Onunla ilgili videoyu da açıklama kısmına eklerim. Yani porçosu dökmek nedir arkadaşlar ütünün içerisine? Dün mesela bir önceki gün Mavi Güç videosu çekmiştim. Ben kesinlikle memnun olmadığım ve memnun olduğum her şeyi dürüstlükle söylüyorum. Bunun için bana inanın veya inanmayın. Sizin tercihinize kalmış ama mutlaka bir işi yapmadan önce araştırın. Bundan çok memnundum. Mesela acaba dedim, ütüm şimdi mahvoldu elma sirkesiyle. Acaba dedim ütüyü güzel çıkarır mı? Çünkü kireç sökücü, pas sökücü falan. Çok da memnun kaldım. Yani lavabomdaki su lekelerini hala çıkardı şurada.
mesela. Ama ne yaptım? Yapmadım. Önce bir araştırdım. Mavi güç kullanan kişilere sordum. Hatta onlar da yorum yazabilir. Kanalımda onlar da. Siz kullandınız mı dedim ütüde. Mesela ütüde kullanmak için yazmıyor ki zaten üzerinden. Ütüde kullanılır mı bu? Yani bir anlık şeyle video çekme uğruna insanların ütülerini bozmayın. İnsanların elektronik... Ya bunun için kaç gün çalışanlar var Allah aşkına. 500 liradan aşağıda ütü kaldı mı daha bilmiyorum. Yani bunun için çalışanlar var. Onun için kesinlikle kullanmayın. Ha nasıl temizleyeceğiz derseniz. Kesinlikle içme suyu kullanın. Bunları kesinlikle, hatta bunda asit var. Zamanla tabanı deliyor diyenler var. O yorumlarda okuyun mutlaka. Bunları kesinlikle kullanmayın. Özellikle porçözü kesinlikle kullanmayın. Asperoksmus bunu kireç. Zaten üzerinde yazan yerlerde kullanın arkadaşlar. Nasıl temizleyeceğiz? Alınmış hazır suyla temizledikçe, buhar verdikçe zaten içindeki kireç dökülecektir. Mesela şu dışında yanıklar var. Bazılarınkinin yanmış yerler var, yanıklar var. Bunları arkadaşlar parlatıcıyı bir beze dökerek parlatıcıyla şuraları güzelce sildiğinizde o yanık şeyleri zamanla gidiyor. Veya diş macunuyla şu içine geçirmeden sadece dış yüzeyini şöyle bir bezle silin diş macunuyla. Veya o çok sevdiğiniz limon tuzuyla sirkeli bir karışım yapın. Yine bez yardımıyla içine geçirmeden şu şekilde silin. Dışı için bir şey yok ama bazıları yine aynı şekilde, yani şok oluyorum. Şırıngayla arkadaşlar şu aralara limon tuzlu sirke koyuyor. Bazıları fırın tepsisine koyup su koyup böyle ütüyü koyuyor. Daha sonra ne oluyor? Şartelleri attırıyor. O yorumları da koyacağım size. Yani bununla ilgili bana yorum da yapabilirsiniz. Olumlu olumsuz ben hazırım. Ama ütünüze ziyan etmeyin. Diğer şeylerde olduğu gibi mutlaka yorum yazanların yorumlarını kanal sahipleri kaldırmadan, kötü yorumları çünkü kanaldan kaldırıyorlar. Gerçekler bilinmesin. Videosu tutulmaz çünkü para kazanamaz. 50 lira kazanmak uğruna ben insanların günahını vebalini alamam. Kusura bakmayın. Bunları kesinlikle yapmayın. Yapacaksanız şu tabanını güzelce silin. Devamlı olarak içme suyu kullanın. Mesela benim ütüm şu şekilde göstereyim. Kireç savar özellikle ama hiç kireç savdığını görmedim. Şurada bir bölümü var. Mesela onu göstereyim size. Şöyle açıyoruz. Kireçler burada birikiyor. Zaman zaman ben alıyorum onları. Mesela burada sadece böyle birikiyor. Ama içinde tabii ki yine kireç olabiliyor. Şurası bakın. Tarz ütüsü olmayanlar da vardır. Onlara diyecek bir şeyim yok. Devamlı buhar vererek normal içme suyuyla temizlemeyi öneriyorum. Veya özellikle şunu yapabilirsiniz. Güzel bir kürdan alıp mesela şuraları arkadaşlar şu deliklerinde biriken kireçleri şu şekilde fazla ileriye gitmeden şu kenarları alırsanız bu şekilde mesela göstereyim size. Bu şekilde buradaki kireçleri güzelce temizlerseniz ütünüzün içindeki kireçleri dışarıya çıkarmak için yer sağlamış olursunuz. Mesela buna bu şekilde buhar verdiğiniz zaman kireçler çıkacak, bir delik bulamazsa nerede çıkacak? İçinde birikecek. Ama siz buraları güzelce temizlerseniz, buharı da fış 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 verirseniz sıcak buharla, sıcak içme suyuyla o şekilde de temizliğini sağlayabilirsiniz yani. O kadar uğraşmanıza hiç gerek yok. Hiç dakikanızı da almaz. Bu şekilde kürdan yardımıyla benimkiler şu an temiz. Temizleyip koymuştum çünkü yerine. Mesela şurada ufak bir, mesela bu şekilde deliklerde kireçler yine birikebiliyor. Bu şekilde temizleyin. İçini güzel normal suyla hava vererek, buhar vererek bu şekilde temizleyin. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ütüm su akıtıyor diyenler, benimki de su akıttı gördüğünüz gibi. Çünkü şurada arkadaşlar maksimum çizgisi var. Eğer o maksimum çizgisini geçerseniz, ben geçtiğim için su akıttı, boşaltarak size göstermek istedim. Şu an su koyayım içine. Maksimum çizgisini geçerseniz su akıtıyor. Suyu koyduktan sonra fişe takıp o şekilde suyun sıcaklanmasını bekleyeceksiniz. Ondan sonra ütünüzü yapacaksınız. Hemen suyunu da doldurayım. Mesela bakın suyunu koydum. Bu şekilde maksimum geçmemiş oluruz ama ütüyü düz yerleştirdiğimiz zaman yine tam sınırda oluyor. Yine su akıtacak ama size göstermek istiyorum. Yani bu şekilde deneyin bir de.
Veya yine ütünüz sarkıtıyorsa şu iç ne diyorlar buna? Şu iç tankerinde işte delikler, çatlaklar olabiliyor. Ama size sorun olmuyorsa bakın arkadaşlar bundan bahsediyorum size. Elma sirkesi koyduğumdan beri hala elbiseler sirke kokuyor. Artı kokuyu da geçtim. Her yıkamaya bu şekilde her taraf mahvoluyor. Yani elbiselerimin üzeri bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi. Şu an beyaz bir şey bulamadım. Beyazlarımı da mahvetmek istemedim ama siyahta kireçleri göstermek istedim. Bu şekilde kireçler çıkacak zaten. Temiz su koyun. Hava bassın. Bu şekilde hava bassın arkadaşlar. Bakın kireçler bu şekilde de dökülmüş oluyor. Kamera da gitti. Bakın kireçler dökülüyor. Bu dış dökülen yüzeyde normal su koydum buna. Hiçbir şey koymadım. O şekilde eğer benim gibi sirke veya limon tuzu koymuşsanız mahvolmuşsa böyle 3-4 deneme yapın arkadaşlar. Tamamen temizlenene kadar. Bakın. Yani temizleyin derken inanın bu kadar kireç şeyi çıkmıyordu. Çok da güzel ütülüyordu. Sırf işte evhamlılık yani temiz olsun temizleyeyim. Bir iki videoda görünce hemen temiz kadın rolü oynuyoruz. Bir iki video gördük. Ay ben de temizleyeyim. Sakın bu şeylere düşmeyin. Ve kardeşinizi dinleyin. Ben yapmadığım hiçbir şey de size önermiyorum. Ha, yaptım, denedim. Ütüm mahvoldu. Bu şekilde o buhar basa basa bunu artık 3-4 ay alır, 6 ay alır bilemiyorum. Bu şekilde temizleyeceğim. Bakın delikler açık olunca buharda nasıl çıkıyor? Kireçler dökülüyor o deliklerde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Eğer ütünüzü yaptıktan sonra güzelce temizliğini yapın. Şu içinde de su kalmışsa eğer o içindeki suyu mutlaka boşaltın arkadaşlar. Çünkü bu su burada kaldıkça yine ne kadar hazır su olsa da kireçlenme yapacaktır. Bunu da tamamen boşaltmaya özen gösterin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz objektif olarak çektiğim videolarla yine size video çekmeye devam edeceğim. Gücümün ölçüsünde, zamanım olduğu kadarıyla. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.